Kılıfı ekranlarından herkese mutlu akşamlar. 9 Ağustos Cuma bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Afrin'de üst bölgesine sınırın diğer tarafından terör örgütü unsurlarınca havan atışıyla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada iki askerin de yaralandığını açıkladı. Saldırıya ilişkin misliyle karşılık verildiği de belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Terrifat bölgesinden YPG PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üst bölgesine yapılan tank savar saldırısı sonucu iki askerin yaralandığını açıkladı. Tel Abyad'da terör örgütü yeni mevzi kazmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasında silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirerek yeni mevziler hazırladıkları görüldü. Gördüm. İki kişi çıkıyor, göreyim sen. Akçakale ilçesinin karşısında yer alan terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Tel Abyad kasabasında teröristlerin yeni mevzi kazarak mevcut mevzileri güçlendirdikleri görüldü. Geçtiğimiz günlerde indirilen terör örgütü YPG'yi simgeleyen bez parçalarının yeniden direklere asıldığı görülen kasabada teröristler hendekler kazarak tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladı. Gümrüğün içine bir cip gir ya. Abi gel bak buradan gördüğünüz. Türk askeri ise olası harekat için teyakkuzda beklerken Akçakale'deki üst bölgeleriyle hudut karakollarına ise çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapılmaya devam ediyor. Askerler sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüyor. Teröristlerin yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak kasabadan ayrılmalarını engellemeye çalıştığı iddia edildi. Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan 6 dakika öncesinde ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem nedeniyle hasar gören binalar olurken can kaybı ise yaşanmadı. İncelemelerde bulunmak için Denizli'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 59'u ağır, 390'ın üzerinde evde hasar olduğunu ifade etti. Soylu, 78 kişinin taburcu olduğunu, 3 vatandaşımızın ise tedavilerinin sürdüğünü paylaştı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Depremde en çok hasar gören binalardan bir tanesi de ilçe emniyet amirliği oldu. Çevresi güvenlik şeridiyle kapatılan ilçe emniyet amirliğinde polislerin temizlik çalışmaları da başladı. Vatandaşlar geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Bozkurt'taki 6 şiddetinde depremden sonra ard arda artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Vatandaşlar da daha güvenli olan parklarda geceyi geçirecekler. Merhabalar, korkuyor musunuz? Korkulmazım be yavrum, korkulmazım. Çok korktuk. Burada kardeşim vardı, hep ağladı, çıldırdı. Yapma, oku diye zorlandı, durdu, eve gidemedi. Çocuk geldi de denizden aldı götürdü. Kırsaldaki mahallelerin yanı sıra da Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Depremin hemen ardından Bozkurt Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Bölgeden gelen tüm ihbarlar burada değerlendirilip yardımlar koordine ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Soylu, 59'u ağır, 390'ın üzerinde evde hasar var. 78 kişi taburcu oldu. 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor dedi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem, yani ölçek olarak ve şiddet ölçeği olarak önemli bir deprem. Ve ifade etmek isterim ki hem can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekte bir depremde çok fazla olmaması belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Şunu da belki ilave etmek gerekir. Buradaki depremlerde bizim gördüğümüz özellikle kerpiç evlerde ve Bağdadi denilen yapılarda hasar oluyor. Özellikle kırsalda, köyde, yani eski köy ve şimdiki mahallelerde hasar oluyor. Ve bunlarla ilgili biz acı payamda da arkadaşlarımızdan en son aldığım rakam civarında 400'e yakın evi yıktık ve yıkıldı. Burada da bu hasarlı evlerle, hasarlı binalarla ilgili tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlem uygulanacaktır. Bu açıdan hastanelere bu arada ki Sağlık Bakanlığı da bu konuda ilk müdahaleyi yapan bakanlıklarımız arasında oldu ve 81 vatandaşımız çoğu panik sebebiyle hastanelere gittiler. Şu anda çoğu taburcu oldu, 78'i. 3 vatandaşımız hastanelerde. Onların da hafif o da kimin üzerine çaydanlığın dökülmesiyle oluşan bir takım karşı karşıya kaldığı kazaları var, yanmaları var. Onun için onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarının önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadılar. Evlerindeki hasarın artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak ettiler. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip oturma için uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade ettiler. Kurban Bayramı'na artık sayılı günden daha az bir süre kaldı. Otobüs terminallerinde de yoğunluk sürüyor. Kimisi ailesinin yanına gidiyor, kimi vatandaşlar, kimi ise sevdiklerinin yanına gidiyor. Yoğunluk böyle devam ediyor bayramlarda. Seyahat acenteleri de vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için daha erken biletlerini temin etmelerini istiyor. Ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da otobüs terminallerinde bayram yoğunluğu başladı. Tatil planları yapanlar, bayramı ailesiyle geçirmek isteyenler otobüs terminallerinin yolunu tuttu. Durum böyle olunca da yoğunluk kaçınılmaz oldu. Seyahat acenteleri ek seferler düzenleyip vatandaşlara daha iyi hizmet vermeye çalışıyor. Seyahat edecek vatandaşlara seslenen acente yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için biletlerini önceden almaları gerektiğini söyledi. Bilet almayan vatandaşlara buradan sesleniyorum. Lütfen bir an önce biletlerinizi alın çünkü yer kalmıyor, ilaveler dahi doldu şu an. Ek seferler düzenliyoruz vatandaşlarımızın hizmeti için. Bir an önce biletlerinizi alın yer varken. Şu anda gelişlerimiz yoğun. O nedenle biz ek sefere düzenlemeye çalıştık ki vatandaşlarımız mağdur olmasın. Bayram sonrasından sonra dönüşlerimiz yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımıza ricamız erkenden gelip bilet almaları ve de sağlam firmalardan bilet almalarını tavsiye ediyoruz efendim. Kardeşim, bayram yoğunluğu başladı, güzel. Şimdi şu an buradan gidişlerimiz yok. Bayram yoğunluğu bayramdan sonra, bayramın ikinci ve üçüncü itibariyle bayram yoğunluğu başlar, bir 10-15-20 gün. Bayramdan sonra yoğunluğumuz başlayacak. Bütün vatandaşlar bir an önce gelip bilet almalarınızı rica ediyorum ben. Belli başlı firmalarda biletlerin alınması gerektiğini söyleyen yetkililer, Ulaştırma Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yasaya göre kimlik olmadan biletlerin kesilemediğini ifade etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıkların bakım ve onarımlarının yapıldığını, ulaşımın bayram süresince ücretsiz olacağı ve Alo 153 iletişim merkeziyle ŞUSKİ ekiplerinin 24 saat hizmet vereceği Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili tüm birimler görevlerinin başında olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için görev sorumluluğu içerisindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için tüm detayları gözden geçiren Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimler görev başlarında olacakken, ulaşım, altyapı ve çağrı merkezlerindeki personeller bayram süresince halka hizmet verecek. İmzasının numarasını almadan herhangi bir işlem yapmayacaksınız arkadaşlar. Büyükşehir bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün su sıkıntıları ve altyapı sorunlarına anında müdahale edebilmesi için birimler görevlerini 24 saat esasıyla sürdürecek. Alo 153 İletişim Merkezi'nin bayram süresi boyunca hizmet sunacağı Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşlar her türlü taleplerini yine bu numaraya iletebilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla bayram süresince tüm araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Vatandaşların ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için büyükşehir bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. Başkan Beyazgül, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin hoşgörünün şehri Şanlıurfa'da güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramı, bayramlaşmamız bayramın ikinci günü Hacı Bekir sofrasında gerçekleştirilecek. Tüm bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizi bayramlaşmamıza davet ediyorum dedi. Değerli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün İslam aleminin, milletimizin bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurban Bayramımıza biz de belediyemiz olarak hazırlandık. Mezarlıklarımız tamamen temizlendi. Çiçek gibi oldu. İnşallah hemşerilerimiz büyüklerini ziyarete gittiğinde tertemiz bir mezarlıkla karşılaşacaklar. Yine bu Kurban Bayramımızda belediye otobüslerimizi ziyaretlerin artması, ziyaretleşmelerin çoğalması için halkımızın hizmetine bedava olarak sunduk. Yine bu Kurban Bayramımızda 153, 24 saat vatandaşlarımızın emrinde olacak. Eğer bir sıkıntılar, ihtiyaçlar olursa belediyemizi arayabilecekler. Değerli hemşehrilerim, Kurban Bayramı bayramlaşmamız bayramın ikinci günü Hacı Bekir'de olacaktır. Bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Şanlıurfa'nın önemli iş adamlarından biri olan İbrahim Toru, aynı zamanda Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanımız, Şanlıurfa'da önde gelen bir otomobil firmasıyla anlaşma sağladı. İş adamı Toru, şirket araçlarını bundan sonraki süreçte bu firmadan temin edeceklerini söyledi. Şanlıurfa'da önde gelen iş adamlarından biri olan ve aynı zamanda Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Toru, Şanlıurfa'da hizmet veren bir otomobil firmasıyla anlaşma sağladı. Siz okula açıktan bir yer sonra dışarıya, ne beklersiniz? Biz zaten şey yapmıştık, oramızın içine atıldığı bir günü, Hüseyin Bey'in de müsait olduğu bir günü, hepsini beraber Hüseyin Bey'le davranacağız. İş adamı Toru, şirket araçlarını bundan sonraki süreçte bu firmadan temin edeceklerini söyledi. Araba tercihimizi yaptık. Ve ilk arabamızı bugün teslim aldık. Şirketler olarak da hem Urfa'mıza hem de ülkemize İslam noktasında ticari alanlarda iki ailenin özellikle Toru ve Önkur ailesi olarak da daha gelişmiş bir Urfa ve gelişmiş bir ülke için elimizden geleni gücümüzün yettiği kadar faydalı ve yararlı olmaya gayret göstereceğiz. Önkol Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önkol'sa iki firmanın anlaşmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Toru ailesinde bu müzakereyi yaptık. Bundan sonraki araçlarını ve sigorta, kasko anlamında da hizmetlerini birlikte çalışacağız inşallah. Kendilerini Urfa'da yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı yakından takip ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar. Biz de onlarla birlikte daha güzel şeyler yapıp Urfa'mıza, Urfa milletimize daha faydalı bir hizmet sunmayı tercih ediyoruz. Bu yüzden de uğraşıyoruz.
Tarihi, turizmi ve kültürün başkentiyle Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Alışveriş hareketliliği de çarşıda yaşanmaya devam ediyor. Evdeki eksiklikleri gidermeye çalışan vatandaşlar çarşılara akın etti. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen kültür, tarih ve turizmin başkenti olarak anılan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. İnanç turizminin merkezlerinden olan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Balıklı Göl çevresindeki tarihi çarşılara akın etti. Hal böyle olunca da çarşılardaki yoğunluk kaçınılmaz oldu. Tamam. Sezon kusura bakma. Kimi vatandaşlar kıyafet alırken, kimi vatandaşsa misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak için şeker, lokum, çikolata benzeri tatlılar aldı. Çarşı esnafı oluşan yoğunluktan memnun kaldı. İşlerimiz çok şükür iyidir. Bayram yoğunluğu son bir hafta 10 gündür bayağı esnaf da çarşımız olarak da bayağı yoğun. Yani bazı insanlarımız da vatandaşlarımız da ekseri bayram alışverişlerini son günlere bırakıyorlar. Son günlere bıraktıkları için biraz çarşıda daha da yoğunluk artıyor. Çok şükür satışlardan memnunuz. İşlerimiz iyi. Çarşının yoğunluğu da normal zamanlara göre güzel. Gündür başlamak yani başlamış bulunuyor. 3 gündür. Şimdiye kadar boş oturuyoruz. Yani esnafın tamamı boş oturuyordu. Bu bayram arafasından dolayı 3 gün iş yapıyoruz. Çeşitlerimizi yine dezgaha dizdik. Dezgahımızı açtık ve şu anda artık müşteri bekliyoruz. Yani çok şükür işler normal şu anda. İnşallah bugünden itibaren daha iyiye gidecek. Bayrama doğru yaklaştıkça iyiye gidecek inşallah. Biz bu tişörtlerin zaten maliyeti 22-23 lira. Bunu aldık 30 lira satmak için. Şu an 15 lira tişört veriyoruz burada. Kodları çıkarmışız atölyeden 45 liraya, buraya dökmüşüz seçen 30 lira. Amaç yani elimizdeki mal tüketip borçlarımızı ödeyip dükkanı kapatmak. Başka bir çaremiz kalmadı artık. Sayın seyirciler, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Programımızın bir konuğu var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yavuz programımızda. Efendim hemen size dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01 sıralarında vefat etti. Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından Dicle Üniversitesi morgundan alınarak Yavuz'un cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Mehmet Yavuz'un cenazesi Kahta ilçesindeki Merkez Celaleddin Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Daha önce Hüdapar Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıydı. Kanal Urfa ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandı. Kaza Siverek Çermik Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ramazan G yönetimindeki 02HZ441 plakalı otomobille Mehmet Emin T idaresindeki 07N8675 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç hurdaya dönerken sürücüler araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 acil ekipleri yaptıkları çalışma sonucu her iki sürücüyü sıkıştıkları otomobillerden çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ramazan G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrasında Siverek-Çermik Karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan çekilmesi sonrasında yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Cebrail E. isimli şahıs tartıştığı eşi ve kızını öldürdü. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Hilalı Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Cebrail E. bilinmeyen bir nedenle eşi Filiz Ertürk ile kızı Rukiye Ertürk'ü silahla vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise eve girerek şahsı gözaltına almak istedi. Cebrail E. jandarmanın eve yaklaşmasına izin vermedi. Jandarma ekipleri evde başka çocuklar da olması nedeniyle bir süre eve operasyon düzenlemedi. Jandarmanın çabasının ardından Cebrail E. ikna edilerek gözaltına alındı. Cenazeler Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ilçede bulunan park ve yeşil alanlara çiçek şelalesi yaparak vatandaşlara görsel bir şölen yaşatıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın Haliliye daha güzel olacak sloganıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ilçenin önemli noktaları başta olmak üzere birçok park ve yeşil alanda çiçek ekimi yaparak parklarda vatandaşlara görsel şölen yaşatıyorlar. Çiçek şelalesi ve parkta yürütülen çeşitli peyzaj çalışmalarında kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam fidanı olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Dikilen çiçeklerin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Yıl boyunca periyotlarla bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Park ve şehrin önemli noktalarında böylesi çalışmalar yapılmasından dolayı son derece memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ediyorlar. Öte yandan çevre koruma ve kontrol ekiplerinin yaptığı açıklamada ise ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alan ve parklarda çiçek ekimi başta olmak üzere peyzaj çalışmasının devam ettiği belirtildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşların hizmetine açılan Aquapark yüzme havuzunu ziyaret etti. Başkan Metin Baydilli gençleri serinlemeleri için o havuza davet etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için hizmete açtıkları havuzu ziyaret ederek serinlemeye gelen gençlerle buluştu. Açıldığı günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi gören havuzda inceleme yapan Başkan Baydilli, havuza giren gençlerle bir süre sohbet ederek havuzla ilgili taleplerini dinledi. Vatandaşların yaz aylarında bunaltan sıcaklardan dolayı serinlemesi amacıyla havuzun tadilatını ve bakımını yaptıktan sonra hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Metin Baydilli, havuza gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.
Öncelikle Karaköprümüzde bizlerin gençleri serinletmek için Aqua Park'ındaki havuzumuzu faaliyete koyduk. Ve böylelikle gençlerimiz gelip buradaki havuzdan faydalanarak burada hem günlerini en iyi şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Böyle de bize bir Karaköprü Belediyesi olarak sosyal faaliyet anlamında en iyi şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi geldim buraya, buradaki bu karabalığı görünce gerçekten ne kadar güzel bir iş yaptığımızı da tekrar görmüş olduk. Ben öncelikle Karaköprümüzdeki tüm gençleri Aqua Park'a buradaki havuzdan faydalanmalarını sağlamak için buraya davet ediyoruz. Bu yaz ayını, bu sıcağı en iyi şekilde serinlemenin ve serinletmenin yolu bu. Ben tekrar burada herkese öncelikle saygılar sunar. Buradaki bu güzel havuzdan faydalandıkları için de onlara teşekkür ediyorum. Atakent Mahallesi Mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10-19 saatleri arasında hizmet veriyor. Hatay'a gideceğiz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi'nde bir sokak kedisi bahçe içerisinde bulduğu yılanla oyun oynadı. Patileriyle yılanı yakalayan kedi yılanla bir süre oynadı. Sokulmaya aldırış etmeden yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanla oyun oynayan kediyi fark eden vatandaşlar cep telefonuyla durumu görüntüledi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen kedinin yılanla oyununda yılan her kaçmak istedikçe kedi yılanı hem ısırdı hem de patilerindeki tırnaklarını batırdı. Kedi oynadığı yılanı bir süre sonra öldürdü. Karbel Karaköprü Belediyespor'un yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında gittiği Erzurum kampı sona erdi. Kırmızı siyahlı ekip çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek. TFF 3. Lig'de mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da girdiği kamp sona erdi. 15 gün süren kampta kırmızı siyahlı ekip yeni sezona hazır başlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kampta 4 tane hazırlık maçı oynayan Karaköprü ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la 3-3, Bayburt İl Özel İdare ile 2-2 berabere kaldı. TFF 1. Lig ekipleri Giresunspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la da hazırlık maçlarında karşılaşan Karaköprü Belediyespor, Giresunspor'la 1-1 berabere kalırken Erzurumspor karşısında iyi bir oyun sergilemesine rağmen şanssız goller yiyerek 2-1 mağlup ayrıldı. Kampı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Keklik, Müslüm Korkmaz, Sait Toprak, Yaşar Aksoy, Ahmet Badıllı ve Vedat Yurum'da ziyaret ederek takımlar kampı değerlendiren Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni sezon öncesi güç topladıklarını dile getirdi. Kulüp Başkanı Aslan, güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni oyunculardan oluşan bir takımımız var ve hem kaynaşma açısından hem de hazırlanma anlamında iyi bir 15 gün geçirdik. 4 tane güçlü takımla hazırlık maçı yaptık ve hepsinde de takımımız iyi sinyaller verdi. Bundan sonra tesislerimizde hazırlıklarımızı sürdürüp ligin ilk haftasını bekleyeceğiz diye konuştu. Karbel Karaköprü Belediyespor'da futbolcular bayramın 3. gününe kadar izinli olacak ve salı gününden itibaren tesislerde top başı yapılarak hazırlıklara devam edilecek. Ve bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam ve pazar akşamı Mehmet Emin Tapan Kanal Urfa ekranlarında ana haber bülteniyle sizlerle olacak efendim. Şimdiden iyi bayramlar Şanlıurfa, iyi bayramlar Türkiye.